Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Ağustos 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Ağustos sizin için yılın en önemli aylarından biri. Bu ay burcunuzda çok güçlü bir dolunay var. Satürn burcunuzda ilerliyor. Güneş karşıt burcunuz Aslan'da olacak 23 Ağustos'a kadar. Geçtiğimiz 28 Temmuz'da Aslan yeni ayı doğmuştu. Zaten Ağustos'un ilk haftası bu gündemlerle devam ediyor. Hani ilişkilerinizde bazı yenilikler var. Yeni kararlar verebilirsiniz. Tanışmalar olabilir, teklifler olabilir. İş hayatınızda işbirliğiyle ilgili konularda gündemleriniz var. Bunları şöyle bir düşünüyorsunuz, tartıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Ağustos'un aslında 3'ü ile 7'si arasında güzel fırsatlar var. Hani bugünlerde alacağınız tekliflere olumlu yaklaşabilirsiniz. Veya sizin için şanslı olacak karşılaşmalar, birliktelikler, yeni adımlar, evlilik kararları, işbirlikleri kararları gündeminizde olabilir. Venüs Aslan'a geçecek bu ay itibariyle, ayın ilk haftası. Bu da ilişkilerden daha fazla destek almanızı sağlıyor aslında. Yani eşinizle ilişkiler de daha olumlu ilerleyebilir. Evlenmek için de güzel bir dönem değerlendirebilirsiniz. Zaten birçok kova Satürn'ün etkisiyle hayatında uzun vadeli kararlar alıyor. Sorumluluklarla yüzleşiyor. İhmalkar olunmaması gereken bir dönem. 12 Ağustos'ta burcunuzda 19 derece kova burcunda dolunay meydana gelecek ki bu dolunay Satürn'le birleşiyor. Üstelik boğa burcundaki Uranüs'ten de dik açı alıyor. Bu dolunay böyle bir yüzleşme dönemi aslında. Yani bir hak ediş dönemi. Böyle bir yaptıklarımızla yapmadıklarımızla karşılaşma dönemi. Önemli bir dolunay gerçekten. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 19 derece ve yakınlarındaysa bunu 15 ile 23 derece arası alabilirsiniz aralığı. Sizin için çok güçlü etkileri olabilir bu dolunayın. Satürn yaşamımızda sorumluluklarla bizi yüzleştiriyor. Görev tanımı veriyor aslında. Yani bir iş sahibi olmak, çalışmak, sorumluluk almak. Mesela okulunuz bitti, iş hayatına atılıyorsunuz. Veya kendi işinizi kuruyorsunuz. Veya artık yetişkin olduğunuz, kendi ayaklarınızın üzerinde olduğu bir dönem. Bu dolunay size bunu hissettiriyor. Kısıtlamalar olabilir, engellerle karşılaşabilirsiniz. Bu engellerle mücadele etmeniz gerekebilir. Veya hayatınızda bazı bitişler, sonlanmalar olabilir. Yani bir değişim dönemi. Uranüs zaten yer değişiklikleri, aileden ayrılma, belki bir boşanma, belki bir yer şehir değişimi, belki bir iş ve meslek değişimi. Hani buralarda değişimle beraber hayatınızda bazı kısıtlamaların, bazı ayrılıkların olabileceğinin de işaretçisi. Ama sürpriz kararlarla bir anda tabii şöyle düşünün. Yani bir anda bir teklifle karşılaştığınız bir evlenme teklifini kabul ettiniz. Bu da bir anda hayatınızda, statünüzde bir değişim getirecek. İlişkinizin sorumluluğunu alacaksınız. Aileden ayrılır, kendi yuvanızı kuracaksınız. Belki bir uzak bir yerlere taşınacaksınız. Bununla beraber iş ve mesleki konularda seçimleriniz olacak. Tüm bunlar gündemde olabilir bu dolunayda. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlığınızı ihmal ettiyseniz, hastalıklarla yüzleşme, belki hayatınızda biraz daha sadeleşme dönemi, sorumlulukları biraz daha başkalarına devretme dönemi. Eğer ileri yaşta bir kovaysanız, artık bir dinlenmek için, hayatınızda biraz daha inzivaya çekilmek için bir süreç olabilir bu. İşten ayrılma dönemi olabilir örneğin. Ailemizdeki olgun kişiler, yaşlı kişiler, hasta kişiler, onlarla ilgili sorumluluklarınız olabilir. Hastalıklarla yüzleşmeler olabilir. Tüm bunlar bu dolunayın biraz daha bizi zorlayan konuları, ama aynı zamanda bu zorluklar bize dersler getiriyor ve bizi büyütüyor, olgunlaştırıyor. Çalışkan davrandıysak, ihmalkar olmadıysak, haksızlıklar yapmadıysak, hayatımızda bize verilmiş değerleri olumlu kullandıysak, değer bildiysek, bu dolunay hak edişler getirebilir. O zaman toplumsal bir başarı, statünüzde yükselme, otoritenizde yükselme, bunları da tabii ki bu dolunay size getirebilir. Özellikle 9 Ağustos 15 Ağustos arasında dolunayın en güçlü tesirlerini alabileceğimiz bu günler, toplumsal alanlarda da bu dolunay çok etkili. Yani kişisel olduğu kadar toplumsal, insan grupları üzerinde, evrensel konularda, dünya üzerinde de, ülkemiz üzerinde de çok önemli tesirlerle karşılaşabiliriz. Hatta sizin de belki
toplumsal konularda daha fazla duyarlı olmanızı, belki bazı sorumluluklar almanızı sağlayacak bir dolunay olabilir. Yani yaptığınız çalışmalarla, aldığınız görevlerle başkalarının da dikkatini çekebilirsiniz bu dolunayla beraber. 13-19 Ağustos aralığında Merkür'ün, Venüs'ün olumlu açıları günlük hayatımızda, iş hayatımızda, özel ilişkilerimizde çok destekleyici olabilir. Daha rahat iletişim kurabiliriz. Hani eşinizde bir sorun var, çözmeye çalışıyorsunuz, bunu çözebilirsiniz. Bir anlaşma için, bir imza atmak için değerlendirebilirsiniz bu günleri. Oldukça şanslı olabilecek, daha verimli sonuçlar alabileceğiniz enerjilerin iyi olduğu günler. Ve 20 Ağustos itibariyle 2022'nin en önemli gezegen geçişlerinden biri başlayacak. Mars Boğa burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçecek. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü Mars İkizler burcunda uzun süre kalacak. Mars'ın 2 yıllık özel dönemleri vardır. Bu 2 yıllık döngülerle birlikte bir burçta 6 aydan fazla kalır ve 2,5 aylık bir retro hareketi yapar. Bu sefer bunu İkizler burcunda yaşayacağız. 20 Ağustos'ta başlıyor. 30 Ekim itibariyle gerilemeye başlayacak. 12 Ocak'a kadar gerileyecek. Yaklaşık 2,5 ay. 12 Ocak'tan itibaren de 26 Mart'a kadar yine İkizler burcunda ilerleyecek. Yani önümüzdeki 7 ay Mars İkizler burcunda. Mars neredeyse enerji oradadır, hareket oradadır, savaş oradadır. Güçlü bir gezegen, bize başarı getirir, başarı için güç verir ama zorlar da aynı zamanda, çünkü savaş gezegeni. Yani huzursuzluk verebilir, stres verebilir, kavga, gürültü, gerilim yaratabilir. Neyse ki sevgili kovalar, siz şanslı grupsunuz. Çünkü ikizler sizin gibi hava elementi olduğu için Mars burada size güzel bir açıda. Yani değişken burçlarımız daha fazla zorlanabilir çünkü. 5. evinizde olacak Mars. Hem de güzel, böyle keyifli bir evde olacak. Yani önümüzdeki 7 ay kişisel girişimler bakımından özgüveniniz artarken, inisiyatif alma, kendinizi gösterme, işte yeteneklerinizi değerlendirme konusunda daha aktif bir dönemde olacaksınız. İkizler İletişimle ilgili bir burç. Her türlü iletişim, konuşmak, yazmak, bilgi paylaşımı, eğitim, iletişim ve ulaşım, lojistik gibi alanlar, eğitim sektörü, medya gibi alanlar. Yani bu alanlarda işleriniz varsa, mesleğiniz varsa mesela çok aktif bir dönemde olabilirsiniz. Yeni şeyleri öğrenmek konusunda çok hızlı bir dönem. Daha meraklı olacağınız için kurslara gidebilirsiniz, eğitimler alabilirsiniz, hobilerle ilgilenebilirsiniz. Belki yeni bir dil öğrenebilirsiniz. Çocuklarla ilgili de aktif bir dönem. Ben mesela çocuklarla daha fazla uğraşıp enerji harcayacağınız bir dönem. Belki onların eğitimi, onların işte kursları olabilir, hobileri olabilir. Aşk hayatınızda da aktif bir dönem. Spor yapmak için, böyle fiziksel aktiviteler için. Mesela bir spor kulübüne üye olabilirsiniz. Yani bir kursa katılabilir. Yani böyle aktif bir dönemde olacaksınız. Ancak retro dönemi Ekim, Kasım, Ocak ortalarına kadar olan süreçte biraz enerjiler yavaşlayıp sertleşebilir ve kontrol zorlaşabilir. O süreci zaten önümüzdeki dönemde konuşacağız. Evet, 23 Ağustos itibariyle Mars, Güneş Aslan'dan ayrılıp Başak Burcu'na geçecek ve 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nun 4 derecesinde yeni ay doğuyor. Bu yeni ay aslında değişken burçlarımızı daha fazla etkiliyor. Siz çok etki alan burçlardan değilsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 4 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz var mı? Başak, Balık, İkizler ya da Yay olabilir. Eğer varsa etki alabilirsiniz. Hangi alanlarda alabilirsiniz? 8. evinizde olacağı için bu yeni ay. Güneş de o alanda ilerleyecek. Daha çok böyle parasal, finansal paylaşımlar, borçlanma konuları, kredi konuları, eşinizin parasal kaynakları ile ilgili konular olabilir. Mesela Başak iş ve düzenle ilgilidir. Muhasebe işleri olabilir. Harcamalarınızı şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Eğer bir kaynağa ihtiyacınız varsa bir kredi başvurusu olabilir. Bir borcun ödenmesi için bir yapılandırma olabilir. Miras gibi böyle parasal paylaşımlar, hisseli paralar varsa hayatınızda, hani bunlarla ilgili gündemleriniz ve yeni düzenlemeleriniz söz konusu olabilir. Bu gündemler 10 Eylül'e kadar olan süreçte de kendini hissettirebilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.